28 hoş geldin. Hoş buldum abi. Yapıştır soru. Nasılsın abi? İyiyim, sen nasılsın? İyi ben de abi. Var mı bir sorun? Yok abi direkt Allah aklımda soruyor. Allah. Sorun yoksa niye çekiliyorsun? Kardeşimsin. No, canım sıkıldı. İyi iyi. Tamam. Şimdi burada hızlı seni dışarı alabilirler, alınma. Sıkıntı yok abi. Cansız, öpüyorum. Şimdi bir Al. dakika. Ha. Bence şöyle yapalım. Herkesin bir soru hakkı olsun. Öyle Mesela zaten. nasılsın dedi mi? İyiyim. Bam. Evet, bak. Beskok, soruyu sorduğu zaman başka odaya alıyorsun. Kimse arınmaz buna Tamamdır. yani. Hani yoksa çünkü şey oluyor. Abi bir kız Tamamdır varla abi. başlıyor. Muhabbet açıyor, öyle olmaz. Can kardeş, biat tana bir aylık abonelik yollamış. Can kardeş bir de 100 bit yollamış. Teşekkür ederim. Kesene bereket kardeşim. Beskok al. Taner, hoş geldin Taner. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. Merhaba. Eyvallah. Yapıştır sorunu. Kaliteli bir yayıncı bulmak çok zor. Sen neden yayını bırakıyorsun? Bunun hani kişisel bir sebebi yoksa öğrenmek istiyorum. Eyvallah. Şimdi ben yayını bırakmıyordum. Yayıncılığı bıraktım. İşin goy goyu o. Ama yayın yaptığım alanlardan veya yayıncı tanıdığım insanlardan çoğu kez sıkıldığım ve daraldığım oluyor. Bunun sebebi de yalancılık, adamlığın ağasının yanından kayma. Yani önceki büyüme evresinde öğretilmemiş ama insanlar tarafından adam olarak adlandırılan ama arka tarafta madam olan çok insan var. Ve bunlar bu madamlığa rağmen böyle adammış gibi davranmaya devam edebiliyorlar. Çünkü bunun da sebebi benim dramaya girmeyeceğimden emin olmaları. İşte bu tip şeyler, Holmes'tan bahsediyorum bu arada. Sikerim seni bak. Bu tip durumlarda ben gerilen ve huzursuzlaşan bir adamım. Holmes yazıyor ya, sikerim ben. Beni Holmes'e iyi laf tanımışsın ettirmem. kardeşim. Beni iyi tanımışsın. Holmes'e laf ettirmem. Holmes bu arada bu piyasada 2 yıldır tanıdığım ve yani gerçekten hiçbir şekilde bir iki tane hatası olmuştur. Benim de olmuştur. Onlar zaten hepimizin, insanoğlunun yaptığı şeyler. Ama bir de böyle fitneci, adice düşünen, kıskanç ve kompleksli insanların içinde bu platformda duruyoruz ve ben sahte gülüşler, sahte arkadaşlıklar yapabilen bir insan hayatının hiçbir noktasında olamadım. Böyle alnım tertemiz de bunu söyleyebilirim. Hiç kimse de bunu zıttını iddia edemez. Edeni de çağırırım buraya, açık 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 otururum, sohbet ederim. Neyi varsa da yüzüne vururum. Hiç ummadığım insanlardan, çok güzel yayıncılardan bahsediyorum. Hiç ummadığım insanlardan çok güzel dostluklar gördüm. Çok yakınım sandığım insanlardan büyük götlükler gördüm. Bu insanlar götlük yapmamış gibi tavır sergileyince de ben böyle elimi ısırıp sus Tuğkan, dramaya girme diyorum. Bu da beni yoruyor. Çünkü gerçek anlamda hadi yapmayacağım o yorumu. Yapmayayım. Herkesin ekmeği kendine. Ve de insanları yayıncılık, bak yayıncılık şöyle bir şey. Sen kendi kitlene hitap edersin. Tamam mı? İsteyenler seni izler, istemeyenler seni izlemez. Ben şuna çok tiltim. Genel yorumum bu. Holmes katılır katılmaz. Burada yayıncı olan herkes ekmek parası peşinde. Herkes geçimini buradan sağlıyor. Tamam mı? Eyvallah, koy cebe. Ben bir yayıncıysam ve de yayıncılığın detaylarını biliyorsam, buradan para kazanıyorsam, benim anlaşamadığım, sevmediğim, bana belki de götlük yapmış bir insana bile algı operasyonu yapmamam lazım. Kendi izleyicimi o insana karşı, X insanlara karşı doldurtmamam lazım. Adamlık böyle bir şeydir. İnsanlık böyle bir şeydir. Geç adamlığı. Siktir et cinsiyetçiliği, onu bunu. Bunu yapamayan birçok insan var. Bu yüzden de aşırı derecede tilt oluyorum. Bana bir iş geldiği zaman sevmediğim, gerçekten bana adilik yapmış insana bile ya önemli değil, o onun ekmeğidir, o da yapsın o işi diyebilen bir insanım. Ama arka tarafta o varsa ben olmam, işte ben yancımı alayım koyayım da onu dışarı atalım gibi insanlar var. İzleyicilerin hiçbiri bunları bilmiyor. Biz bunları arkadan çatır çatır yaşıyoruz. Ve de insan olduğum için, erkek olduğum için oturup da bunları buraya taşımıyorum. Çünkü bu sizi ilgilendirmiyor. Bu benim yetiştirilme şeklim. Ama senin gibi yetiştirilmemiş insanlarla bu ortamda cirit atmak, savaş vermek bana uymuyor. Ya ben kameradan kameraya atıp tutan, sadece başka insanların ağzıyla, başka insanların ismiyle
sürekli bir drama yaratıp kendi izleyicisini başkasına saldırtan godoşlarla aynı ortamda bulunmak istemiyorum bir noktada. Beni en çok zorlayan bu. Chat değil yani. Chat tamam abi, toksiti var, bilmem ne toksiki var, her şeyi var. O önemli değil. Alırsın Sambo'da banlarsın, bir şekilde çözümü var. Bunu bu şekilde yorumlayabilirim. Yani kaliteli yayıncı diye bir şey yok bana sorarsın. Herkes kendi kalitesine göre, herkes kendi yetiştirilme ve kültür seviyesine, eğitim seviyesine göre, bakış açısına göre kimisine göre kalitelidir, kimisine göre kalitesizdir. Buna ben yorum yapamam. Beni bir izleyicim kaliteli görüyorsa onun kalite anlayışıdır. Eyvallah, Allah razı olsun. Ama önemli olan burada herkesin buranın bir ekmek kapısı olduğunu bilerek ve de bu hassasiyette takılmasını keşke sağlayabilseydim. Yapamıyorum. Elimden gelmiyor. Çünkü insanlar buna alışmış burada. Bu yaptığım yorum herhangi bir birine zaten anlattığım algıda bir isim vermemem gerekir. Bu sizi ilgilendirmez, bu beni ilgilendirir. Çünkü aksini yaparsan, ima edersen birini veya ismini söylersen, birçok kişi bunu da yanlış anlıyor. Giydiriyorsun ama isim vermiyorsun. Vermem oğlum. Niye vereyim? Yani öyle bir karakterim yok. Bu onun yüzüne söyleyemeyeceğimden değil yani. Ama siz soruyorsanız Söyle der. lan yüzüme. Ne? Bir dakika. Neyse. Çek baba birini. Cevabım bu. Yani bir platformu değiştirirsem, yayıncılığı bırakırsam sebebi bu olur. GK Lord tekrar gelmişsin. Hoş Evet geldin. abi, kusura bakma. Estağfurullah. Zalim açamamıştım bu kafamı da. Sorun yok. Abi ben şeyi çok merak ediyorum. Bu belinle ilgili sıkıntılar vardı. Onu ameliyatla galiba çözülebiliyor musun? Evet. Yapacaksın, ne olacak onu merak ediyorum ben de. Tamam, cevaplayayım hemen. Size teşekkür ederim sorun için. Abi benim biliyorsunuz dünya kadar fıtık barındıran sıkıntılı bir bel. Abi sesi fulluyorum ama o kadar geliyor. Yani kişilerin mikrofon seviyesinden, benden kaynaklı değil. Oha. Oğlum şu bildirimleri kapatsan ya. Hangi bildirimleri ya? Çıktı girdi mi? Ha. Yok şu an benim Baksana içime girdi sanki. şeye girmiyor. Beskop bir server değiştirsene. Hallediyorum. Abi soru şu oldu. Belinle ilgili bir sıkıntı var. Ameliyat buna çözümdü. Ne yapmak durumundasın? Ne yapacaksın? Planın ne gibi bir soru geldi. Ameliyat evet çözüm ama aslında değil de. Bu biraz bizim hıyarlığımız. Hep de demin de söylediği bir şey var. Hep tekrarlıyorum. Bel fıtığını minimuma indirmek istiyorsanız. Bel fıtığı sporla, onunla bununla, ilaçla düzelebilen bir şey değil. Ama koruyabilirsiniz. Tutulmaz. Ağrı az çekersiniz. Bunun da tamamen karın kaslarınızla sırt kaslarınızı kuvvetlendirmek ve de kilo vermenizle alakalı bir Benim şey. çapraz bağım koptuğunda da adam aynı şeyi söylemişti. Bacak kaslarını güçlendirerek o Tabi bağı abi yenmişler. bodybuilder'lar var. Herif tonla kilolar kaldırıyor. Adamın her yeri fıtık. Ama işte kas, ya spor özetle evet, yüzme spor bele çok iyi geliyor ama doğru Bize spor bu. 3 ay verin. 3 ay 5 ay sonra çıplak yayın yapıyorum. Görürsünüz. Her 5 ay sonra bir 20 kilo daha fazla Ben olmam. bir şey diyeyim. İlk gün gideceğiz, gaza gelip Yok basacağız. yok. Eve gelip felç atacağız Benim ama bir gidip. body'm varsa ben yaparım. Bu arada onu söyleyeyim yani. Abi o zaman oturup böyle boks filmleri falan izlememiz VR lazım. aldık oğlum. Ne aldık? VR'da bir boks oyunu var. Hayır oyun değil canım. Açıp film izleyeceğiz. İzleriz. Daha şey Oğlum olmamız lazım. wallpaper'larımıza çıplak Damlara erkek bakalım. resimleri koyalım mı eve? Kaslı maslı böyle, hani gaza geliriz belki. Yanına da kendi fotoğrafını koyacağım. Der ki ben amına koydum. Yok yok şeyi yapacağız. İlk gün sporun bir tane böyle göbeği şişirerek ama böyle inanılmaz Benim şişirmeme şişirerek gerek yok. Ben zaten o pozu verebiliyorum. Şu aşamada verebiliyorum. Memelerimi buradan görebiliyorum çünkü bak. şişirerek koyacağız. Bu arada benim vücudum iyi. Sen geçen attığım diyordu gördün mü? Yalnız gördüm de bir şey söyleyeceğim. Benim temelim çok sağlam. Ben Bak 3 ay yapayım bak ne oluyorum. senin kalıbın çok iyi. Üf abim yayın açmış. Hoş geldin kardeşim. Benim kalıp iyi de abi, yani bu yağ altında kalıp iyi olsa ne olur. Bak yoksa şu anki en iğrenç halim ama Bak mesela şu an insan zanneder ki bunun altından böyle bundan böyle karnının kastım değil kibarına mi? gezer. Ama bir soyunsam memeler göbeği oturmuş böyle. Burada alttan bir vuruyorsun, burası Korse oluyor. takmışsın mı dedim tam bu. Holmes fazla kas mı demiş. Siker atar diye lan seni. Kardeşim Dur bir şunları, reklam basayım şunları, lan. şunları 120 gönder. saniye çaktım. Geldi mi lan reklam? Şu kam yakı banlasanıza. Adblock. Şerefsizler. Ulan abone değilsin, donate atmıyorsun. Bari onu sil de 2 kuruş desteğin olsun.
Ondan sonra neden yayıncı bırakıyorsun? Ha, uygulamayı açıyorsun orada iki tane kızla oyun oynayacağım diye böyle reklam izliyorum bütün gün. Puan kasmak için. Bize gelince adblock. Ben de öyle yapıyorum bu arada. Deli gibi reklam izliyorum o puanları şey yapmak için. Oyunlarda değil mi? Coin kasıyorsun. İşte öyle yapacaksın. Evet, çek baba. Tayfur Güntekin, hoş geldin. Görüşürüz kardeşim, Allah'a emanet ol. Gelemedi. Beskok, seri. Beskok, 10 saniye sesi yani, gelmedi bir şuttu. Aynen, bir 3 saniyede... Ya Brovdish'i ne çekiyorsun adam, ne soracak bana ya? Kafa attı mikrofon. Brovdish? Mert? Selam Tuğkan, ne haber? İyi kardeşim, senden ne haber? İyidir, nasıl gidiyor? İyi gidiyor, çok şükür. Tamam, sorumu sormuş sayılıyorum değil mi? Nasıl gidiyor dediğim için. Evet, ama soru gene de hadi. Benim sorum, arka taraftakinin son durumu belli mi? Evet, ben son dönemlerde yayınlara çok fazla gelemediğim için. Hemen arka planımı anlatıyorum. Benden bahsetmiyorum. Arkadaki senden mi bahsettin acaba? Ne son durumu abi? Arkadaşlar, cinsiyet değişikliği. Arka planda şöyle bir şey yapıyorum. Normalde buraya kendim çizim yapacaktım. Grafiti gelecekti. Sen anlarsın çizimden. Ya tamam, tövbe yarabbim, söveceğim ya. Ulan 20 yıl çizim yapmış adama, sen ne anlarsın. Aynı Twitch yayıncıları gibisin işte. Şey. Ne? Aç Paint'ten. Ya Paint'le çizmekle ne ilgisi var oğlum? Ne demek kardeşim, mouse'la da çizen deli gibi insan. Allah, mouse'la mı ben eğitim alıp üniversiteyi mouse'la çizim? Aç bir Paint'ten çiz lan. At çiz lan bir tane. At kafası. Çizerim bu arada. Çiz. At kafası mı? At kafası çiziyorum. Hazır mısınız? Ver lan. İki E'le yazacaksın. Espriyle yapamadın. Sen var ya cidden kansız bir herif. Oğlum bu kim lan? Kim o lan? Oo, kimlerle takılıyorsun lan? Nasıl başıymış? Ay lan tövbe, davalanacağız şimdi. At kafası işte, çizsem ben... Ya bu ne oğlum, bu ne ya? Ya... Alright. Çok komiksin kardeşim. Hah. At kafası. Başka bir şey çizme de yok işte bu. Evet, al diğer soruyu. Başka bir şey çizme de yok. Televizyonun sesini... Kaç tane yerden yayın izliyor abi? Televizyonun sesini... O loop'a bağlanmış, loop'a. Attık o, sen mi attın lan Beskok? Evet. İyi yaptın. Hoş geldin Sude. Abi... Oğlum Beskok vicdansız bir insana dönüyor. Tağ Toprak, televizyon sesini kız. Alo. Alo. Abi nasılsın? İyi. Sen nasılsın? İyi, ben de hiç çekileceğim aklıma gelmiyordu ya. Oğlum böyledir işte. Hiç çekilmem sanarsın. İllaki çeken vardır. Eyvallah abi. Abi ben şey soracaktım. Şimdi sen yayınını izliyorum da Twitch'i bırakacağım falan. Bu dalgasına mı yoksa gerçekten bırakacak mısın abi? Oğlum. Lan sen bana şey sordun mu hiç? Arkadaki resmi astın mı diye. Ben mi abi? He. Yok abi, ben daha ilk defa bağladım. İlk defa bağladım. Tamam, bir tane çocuk vardı bana fırça kayan. O doğum gününde sana bir şey çizmişlerdi. Astın mı dedi, asmadım hep çıktı herif. Onun sesine çok benziyordu. Şey diye çıkıyor değil mi? Ya az önce yorumu yaptım abi. Yani şu an bir bırakma durumum tabii ki de yok. Ama bazen değerlendirdiğimiz veya düşündüğümüz anlar oluyor. Sırf reset atmak için, sırf sıfırlanmak için belki de. Sırf daha... Psikolojimiz, yani bizim psikolojimiz çok bozuluyor. En azından benim öyle. Aşırı çok duygusal bakınca kafa oynuyor. Şöyle bir örnek vereceğim. Mesela eskiden konuşma programlarında şey vardı işte. Biz Mumble kullanıyorduk. TeamSpeak vardı. Siz nerede konuşuyordunuz Discord'da? TeamSpeak. TeamSpeak vardı. Mumble vardı. Discord bir çıktı, biz şey olduk. Bu ne lan be, iş mi oldu bilmem ne falan. Ondan sonra geçmeye başlayınca geçiyorsun yani. Mekan önemli değil. Evet, mekan hiç önemli yok. Yani bana sorarsanız bir yayıncının yayın yaptığı yer trafikten, yani trafik haricinde çok önem sarf etmiyor. Yani
Hatta bir anlamda ayıklama oluyor. Mesela Levo'nun anlattığı muhabbet. Gerçekten beni izleyecek insanlar gelecek mi merak ediyorum. Sınayacağım kendimi, daha çok asılacağım. Orada yeni bir düzgün bir kitle yapmak istiyorum algısı hepimize zaman zaman geliyor. Hepimiz bunu hissediyoruz. Steam'den neden vak yedin? Steam'den de kuzenim oynamış. Anladım abi. Arkadaşlar, sağ olasın. Öyle yani şu an Twitch'i bırakma falan yayıncılığı bırakmam ben oğlum, bu benim artık mesleğim olmuş. Ama platform değiştirir mi? Niye değiştirmeyelim? Yani. Değiştirebiliriz. Bırakma şöyle bir... zaten abi yapsın ya. Yok yok ya, bir de şu var yani. Peki, Taha yarın öbür gün Elren kalktı B sitesinde yayın yapmaya başladı. Gelir misin lan? Gelir oğlum. Gelirim abi. İşte bize gelirim. Böyle adam lazım. Gelir. Yani gelecek olan kitle var ama şöyle bir şey var. Farklı bir platforma geçmek izleyici sayısı anlamında direkt platforma. Dörtte bir düşme yani. Hani. Ama zaten... Abi o, bir şey söyleyip çıksam olur mu? Tamam. Bir şey söyleyip çıksam olur mu abi? Tamam. Abi ikiniz de cansınız. Holmes abi de sen de. Adamsın. Eyvallah. Eyvallah abi, görüşürüz. Görüşürüz. Ha, arkaya sorusu gelmişti. Arkaya ne yapacaksın diye Brolyce sormuştu. Arkaya şimdilik şöyle bir çözüm buldum. Yani sonucu güzel olacak diye düşünüyorum. Arka komple benim karınca çiftliğim stüdyosunun arkası var ya, o tarz bir şey yapıp aksesuarlarla, dekorlarla, gizli aydınlatmalarla orayı böyle bir atmosfer haline getireceğim. Bir derinlik katmak istiyorum. Hani grafiti tamam, çok güzel bir sanat, çok da seviyorum. Arkadaşım yapıyor yani en başta. Ama yani oraya Eldiren yazmak yani bir yere kadar. Doğruyu söyleyince yalaka mı oluyor lan demişim. Kim arkadaşı daha düşünün, sikerim ben anıza. Anlı köfürdeyim ben. Düzeldi mi? Robotik mi küfür ettim ben az önce? Sikerim. Robotik küfretmiş. Çek Besko. Oğlum göbeğim gözüküyor ya. Ya göbeğim göbeğim yok oğlum. Yok ya. Oğlum göbek dümdüz işte. Abi çok iyi değil mi? Hello. Dur. Dur sesi açacağım. Heh. İyi, senden ne haber? İyi, ay sormuş oldum gerçi. Ne oldu? Soru sormuş oldum gerçi ama. Yok yok, o kadar da değil canım yani. Hani... İyi. Soruyorum. Sor. İlişkide şimdi hani 32 yaşındayım diyorsun ya. 32 tarafı, yaşındayım diyorum. Evet. Evet. Karşı tarafın yaşı senin için çok önemli mi? Ne? Karşı tarafın yaşı senin için çok önemli mi? Yok. Ben çok yaşa takılan bir insan değilim abi. Aklı kafası yerinde olan, kafası çalışan. Ya tabii ki de bunun belirli bir yaş oranı var yani. Hani kalkıp da şimdi yaş vermeyeyim ama şu anlamda önemli yaş. Gerçekten insanın tecrübeleri ve de olgunluğu yaşla alakasız diye vurgu yapsak da gördüğün aslında yaşadıklarıyla alakalı ya tecrübe dediğiniz şey. Ama ne olursa olsun yaşı bir tık ötede olan insanlar doğal olarak olacak. Daha çok şey yaşamış yani oluyor. Boşver onları evleyin, hey o değil de DM'den mesaj atmıştım astroloji haritana ne zaman? 22 yaşındaki bir insan. Bakacağım evleyin. Yani benim çevremde böyle babamın arkadaşlarına aralarında 10 yaş olan, 14 yaş olan, 15 yaş olan insanlar var. Onu şöyle kıyaslayabilirsin. Atıyorum yaşın şu noktadan sonra önemi kalmıyor. Sen 35 yaşındasındır, kız 25 yaşındadır sallıyorum. Onda bir anormallik yok ama... Peki senden büyük olursa? Benden büyük olursa mı? Sen ne yapıyorsun şu an? Bir şeye bakıyorum. Minetugay mı ya? Başladı gene bu çocuk gene. Bir şey olmaz abi. 10 yaştan ya. Bir şey olmaz. 9 oğlum yaş. Minetugay 45 yaşında lan. Ne biçim konuşuyor kardeşim sen? Allah Allah. Yok abi mevzu yaş. Yaş ne oldu lan? Yaş falan önemli değil. Bir noktada gerçekten kafa uyuşması ve de insanın tecrübeleriyle ortaklaşa bir şeyleri yürütebiliyor mu o önemli. Bu yani cevabım. Buna bir sınır getiremem. 25 yaşına kadar olmaz falan demek saçma yani bir noktada. Anladım. Sen kaç yaşındasın Sude? 20. He tamam. Hayır soru sorunca böyle sanki kendine sormuşsun gibi oldu. Öyle algılandı çabuk. Yok şaka yapıyorum. Sıçtın sonra. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Görüşürüz, hoşçakal.
Çok pis sıçtı. Bu arada Google'da aratırken çıktı abi. Önceden aratmışsın şerefsiz. Ya daha formatı dün attım lan. Ne arattın? Hemen aratmışsın işte. Neyse. Çek baba. Efor baş. Ne güzel. Alo. Oy dur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bana çok bak mikrofonu sesi yüksek galiba. Olan yüksek. Aleykümselam kardeşim, yapıştır sorunu. Abi şey, bu savcı buluşması yapmaya devam ediyor musun? Savcı buluşması sabım olursa yapacağım. Çok sapkın. Şey farklı şehirlerde Ankara'dayım ben şu an. Ankara'dasın. Vallahi yalan olmasın yani, Ankara'da sab buluşumuz var diyemem şu an ama gönül ister ki yapayım. Ama şöyle bir şey yapıyorum. Ankara'da veya başka şehirde olduğum zaman bayağı hangi meydandaysam gelin lan burada plebi sabı fark etmeksizin buluşalım diyorum. Buluşuyoruz. Ama İstanbul'da genelde sab buluşmaları oluyor. Eyvallah abi. Sağ olasın. Aynen. Ankara'da bir buluşma olursa gel tabii. Tanışırız. Seviyorum seni. İyi günler. Eyvallah. Öpüyorum seni. Tokat'ta yapman yok mu? Turneye çıkayım istiyorsan. Discord adresi ne? discord.gg/elren. Aynı Twitch'te. Çek Veskok. Kapının önündeki kırmızı şey ne? Kedi tırmalama tatlısı. Alo. Alo, Twitch taze. Vay bey. Ha? Abi ne haber? İyi, senden ne haber? Allah'ım. Bak, şansa FIFA oynuyordum. Gireyim dedim bir yayına baktım. Beni çektiniz ha işte, tahmin et. Alt tap attım şimdi oyundan. Kusura bakma, rahatsız etmişiz bro. Ya çok çok aynı. Estağfurullah. Ya da sor yok, nasıl gidiyor abi? İyi iyi. İyi, soru şöyle. Şu anda aslında siyasetçilerini bilmiyorum ama girmez ben. Şu anda biliyorsun Suriye'ye girdi Türk askeri. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi ben her noktada şuna hep karşıyım. Siyasete girmez bu. Ben savaşa karşı bir insanım bu arada. Baştan onu söyleyeyim. Yani birçok insan şunun gazına geliyor. Haklı sebepten ötürü bile olsa savaşmamız lazım. Savaş işte bu konuda, bu davada haklıyız biz. Girmeliyiz, içinden geçmeliyiz. Barış için savaş gibi durumlarda benim aklıma ilk gelen şey şu oluyor. Abi öyle ya da böyle şehit vereceğiz. Ben o şehitlere içim yanıyor oğlum. Benim yoksa savaşmış, barışmış bilmem ne. Yani barışın zaten sonsuz bir şekilde yaşanacağı falan hikaye yani. O yüzden bilmiyorum. Ben şehit haberi alınca çok içim yanıyor benim. Ve de hep o farklı kesimler, hep gariban kesimden ölüyorlar ya. Hep gariban kesimden şehit veriyoruz ya. Onun anası ağlıyor ya, onun babası ağlıyor ya. Ben ona üzülüyorum. Yoksa sikim yani. Devlet büyüklerinin, ülkelerin birbiriyle olan silik yarışından dolayı gencecik çocuklar ölmesini vurgulayan bir adamım. Başka da bir tribim yok yani. Bir de şuna çok tav oluyorum. Geçen gün Twitter'da da yaşadım bunu. İşte hadi arkadaşlar savaşıyoruz yazan lavuk oturduğu yerden tweet atıyor amcık. Siktir git o zaman, katıl gönüllü ol, savaş pezemek. Ona çok tilt oluyorum. Yani yattığı yerden savaşı savunan adam gidecek savaşacak abi o zaman. Ben buna çok sinirleniyorum. Onun altına yazıyorum, diyorum ki sen kardeşim bu kadar atar gider vatanı kurtarıyorsun sana alemden de. Amcık niye buradan yazıyorsun, gidip gönüllü olup savaşsana diyorum. Ne alakası var, benim mesleğim mi? Ya siktir git lan. Ya ben buna tiltim abi. Gitsin o herif gönüllü olsun. Ben burada savaşı savunacaksam, tamam mı, savaşalım diyorsam, o davanın peşindeysem burada yayını kapatıp Twitter'ı, Instagram'ı köşeye koyup gidip gönüllü olmam lazım. Verirsin eline silahımı, verirsin eline. Tabii bu şöyle bir şey bu arada. İzleyenler şunu diyecek. Ya abi öyle kafana göre olmuyor. Bir eğitim alman lazım, eğitilmen lazım. Belirli bir seviyeye gelmen lazım ki adam seni o göreve, o operasyona götürsün. Eyvallah. Ama ben onu ayrı bir şekilde tiltim. Yoksa bir savaş çıksa belki de o yazanların sanal bordo verilerin çoğu kaçacak abi yani. Belki biz savaşacağız gidip ama onlar kaçacak. Neyse. Sorunun cevabı şu. Abi artık gencecik çocuklar ölmesin abi. Geçen gene Twitter'dan bana bir şey yolladılar. Annesini özlediğini, bak işte benim ayıbım. Unuttum çocuğun adını. Şehidin adını unuttum yani. Annesine ne kadar özlediğini, babasına ne kadar özlediğini, sevgilisine ne kadar özlediğini söylüyor.
İşte illaki bilir, adını varsa söyleyin, analım hatta. Kapatıyorum yani, izleyemiyorum. Abi DC'nin ekmek kuyruğumuz var, ne o? Ölmesin de adamlar dibimize girdi, belamızı sikecekler. Kim belamızı sikiyor be oğlum ya? Kim gelip belamızı sikiyor? Sen sanıyor musun ki savaş olmadan da belamızı sikmiyorlar? Abi kusura bakma ama uğruna ölünmedikten sonra vatan vatan değildir. İşte ben anlatıyorum, o ne anlıyor acaba yani, o dümdüz düşünüyor abi işte. Basket oğlum o zaman. Yani sanki biz bunu böyle savunmuyoruz, sanki biz vatan sevdalısı adam değiliz. Yani ne alakası var oğlum ya? Şimdi X bir güç kapıya dayansa, memleketi tehdit etse, benim anamın, kız kardeşimin, bacımın, kardeşlerimin, ailemin, hadi kamba olmasın, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, Türk dediğim her adamı tehlikeye atsa, ben savaşmayacak mıyım ya? Ben kaçacak mıyım oğlum? Ya da sen kaçacak mısın? O başka bir şey. Boş boş konuşmayın amına koyayım. Ben farklı bir açıdan bakıyorum olaya. Savaşı yorumlamıyorum. Ben savaşın o sonucuna yorumlanıyorum. Ya ona delleniyorum ben. Bu tarz sorulara genelde ben cevap vermiyorum. Ya abi ya ben de cevap vermiyorum. Kaçıyorum çünkü yani buraya sana... Ya yapma yani, çocuk ne savaşı bilir, ne bir şey yaşamıştır. Belki 9 yaşında çocuk. Ben ona takılmıyorum. Ben sadece şehit vermeyelim artık. Daraldım diyorum, üzülüyorum diyorum. Bu. Yoksa vermemiz gerekiyorsa da, gerekirse ben de şehit olacağım belki, bir bok olsa. Ben onu tartışmıyorum. Şu an durum o zaten. Burada girmeseydik operasyona 5 yıl içinde bizim topraklara gireceklerdi. Neyse, Beskok çek. Universe hoş geldin. Abi sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Abi niye evlenmeyi düşünüyor musun? Niye hala evlenmedin? Çünkü şu an çocuğun direkt Brad Pitt olarak doğacak yani. ne alakası var lan? Allah Allah, ben çocuk yaptığım an illa şey mi doğacak çocuk? Brad Pitt gibi mi doğacak? Abi senden direkt Brad Pitt olarak doğacak. Abi işte evlilik öyle Brad Pitt doğurmak için değil benim için. Yani eyvallah bu arada. Ya kardeşim şu sessiz al ya. Benim değil ki, senin benim telefonun. Ya yeter artık be. Yeter be. Bir dakika Hamide. Buraya geldim. Ne? Fırla. Ne istiyor? Ne okuyamadım? Beyaz plastik. Beyaz plastik sandalyeyi alacağım. Tamam. Ayakkabı çekeceğini alacağım. Bir de ışık lazımmış. Tamam. Artık flaşını telefon... Al, al sana telefon. Bu senin. Şuradan benim telefonu versene, var hafta duruyor şeyde. Onun şarjı var mı bakayım? Fenerim yok çünkü. Dur, yok. Bunda şarj var mı? Al, bunda var. Şunu mu alayım? Evet, çekiciyi al. Çekecek nerede? O da asıldır orada bir yere. Flaşını açtım. Bu şekilde ver, şarjı bitene kadar kullansın. Kaç tane telefon? Kerane işletiyorum ben. Yok ya, eski telefonlarım. Şey diye açıyorum onları. Eski telefon da iPhone 8 he. iPhone 8'im yok. Sat, atma. Allah Allah. Hayır bak, bu benim eski telefonum. Bu kırıktı, döküktü. Bunu yeni yaptırdım. Kapağını mapağını değiştirdim. iPhone 6. Bu zaten benim ana telefonum. O diğeri de babamdan aldım. Şey için kullanıyorum. Instagram'a kalite düşük diyorsunuz ya. Onu sırf Instagram için kullanıyorum. Arada bir de ikinci şirket attım var onda. Fener olarak kullanıyorum. iPhone 6'yı, evet kardeşim. Ölü bir zenginlik içerisindeyim. Fener lazım olduğu iPhone 7 yolluyorum. Evet, bu arada Holmes yokken şunları bir... Arkadaş ne sormuştu en son? Evlilik. Yo. Can kardeş Hakan'a abonelik yollamış. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim Hakan'cığım. Hoş geldin. Yağmur Turna 20. ayını prime denemiş. Yağmur seviyorum seni. Teşekkür ettim. 20. ayın hayırlı olsun. Ercan 100 bit yollamış. YouTube'dan beri takip ediyorum. Amerika'dan selam olsun. Adam gibi adam. Amerika'ya da bizden selam olsun. Gurbetçi kardeşlerimiz. Ercan 90 bit atmış. Tam bit attım. Reklam bastın. Bitmek bilmedi demiş. Ya öyle bir şey yok. Ben bir daha bastım. Geldi mi?
Yok tamam. Çalışmıyor lan bu. Benim reklam gelirim o yüzden yok ha. Utku Aka Evren 25 lira yollamış. Al birader amma tantana yaptın. 2 dakika en izledikte yok bağış atmıyorsunuz yok savunmuyorsunuz. Gülmüş. İyi yayınlar brom kaliteli adamsın demiş. Teşekkür ederim canımsın. Can 5 lira olmuş. Yayınlar abim ben kaçıyorum. Chat kızdırmayın abimi demiş. Selen 6. yayını duyurmuş. TRP ile gördüğüm en iyi yayıncısın. Hayatın her yerinde sinir bozan insanlar var. Hep olacak. Boş ver onları. Elren hey o değil de DM'den mesaj atmıştım. Astrolojik haritana ne zaman bakacağım? Astrolojik haritana mı bakacağım? Selen at bakayım bir daha. Reklam gelmiş. Ne reklamı çıktı? O reklamdan ben size söyleyeyim kaç para kazandın mı? Ha söylenmiyor bunlar yasak. Durex mi? Üf. Korunmak önemli. Selen at kız. At da şu astrolojik takvimim neyse. Ya Akif'e bak ben Selen abi diyor. Selen çabuk at bak trolleyecekler. TL mi dolar mı? $500 öyle bir şey demedim keşke. Oğlum o zaman sürekli basarım. Bak bir daha bastım. Ünlem verdi. Ya lan öyle bir şey olsa manyak mısınız? Öyle paralar kazanılmıyor arkadaşlar. Oğlum. Ya Selen beni mi trollüyorsun ya? Neyse. Discord'dan Beskok'a yaz o şey yapar. Musti95 5. ayını TRB ile duyurmuş. Eyvallah Yüpe 6. ayını TRB ile duyurmuş. Yov demiş. Pınar Çilek 2. ayını TRB ile demiş. En sevdiğim yayıncısın. Kalp canım en sana teşekkür ederim. En sevdiğim yayıncısın. Yayıncılar da iyi kazanıyor. Vallahi kardeşim bak. Yayıncılar kazanıyor. Adamın işi bu. İşimiz bu. Yani ama nasıl kazanıyor? Ne sponsorluklar yapıyor? Bak ben düz adamım. Ben de öyle çılgın sponsorluklar görmezsiniz. Çünkü iş seçiyorum. Çünkü para için ağzımın suyu akmıyor. Ama gelseler de efendiler. Yeter şu kapıyı kapatma çocuk ya. Geldim. Benim mutfakta bir ışık mı var? Ya tamam işte telefonum iş yapar. Ay, kardeşim evet. Bu ne ses? Yayın yapıyorsun da biz de yukarıda oturuyoruz ama. Oğlum benim sesim sana gelmez. Çek Beskok. Bu arada asansöre bir hatun binmiş. Bir güzel kokuyordu asansör. Kadını görmedim de kokusundan aklımda direkt çizdim. 70 yaşında bir teyze. Belki de olabilir yani. Sapık herif. Bir şey demedim ki biz yani. Biz burada... Bir kadına güzel demek... Biz burada ortamı, apartmanı... Hepsi yani komşun lan senin. Ya iltifat etmek kötü mü?